Evet sevgili arkadaşlar, aslında derslerin kendisi zor değil, zor olan bizim onları zorlaştırmamız diye bir giriş yaparsam tepkinizi çekmekten korkuyorum. Evet arkadaşlar, katılıyorum. Bazı dersler gerçekten zor. Ancak bizim onlara yaklaşım şeklimiz bu dersi birazcık kolaylaştırabilir. Yani aslında olduğu zorluktan biraz daha kolaya yaklaştırabilir. Tamam, bu dersin kendisini kolay yapmayabilir ama en azından işimizi kolaylaştırabilir. Buna birazcık dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu bakış açısına da geldiysek 10. sınıfta şöyle bazı dersler var. Özellikle bizi çokça zorlayan. Biz bu derslerden nasıl başarılı olabiliriz? Sizlere bunlarla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Hazırsanız hadi hemen videoya şöyle hızlıca bir geçiş yapalım. Abi önce sayısal öğrencilerin korkulu rüyası, sözel ve eşit öğrencilerin de gerçekten gizli silahı dediğimiz edebiyat dersiyle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ortaokul sıralarında Türkçe ile başlayan bu yolculuk 9. sınıfta birden Türk dili ve edebiyatı oldu ve hayatımıza şöyle çılgınca bir giriş yaptı. Ve bu giriş aslında bize belli noktalarda bazı şeyleri yaşattı. İşte çok bilgi var, biraz tarih gibi karışıyor. Yapamayacak mıyım acaba? Sanki matematik daha mı eğlenceli? Fizik, kimya, biyoloji biraz daha ağır basıyor gibi nedenlerden dolayı bu dersten biraz daha geri kalabiliyoruz. Şimdi öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Abi bu ders öncelikle Türk dili ve edebiyatı, yani kendi dilimizi ve kendi edebiyat tarihimizi öğreneceğimiz üzere kurgulanmış. Evet, belki bazı alandan sınava girecek olan öğrencilerimizi YKS anlamında çokça ilgilendiren bir ders gibi görünmeyebilir. Ancak böyle düşünmenizi istemem. Çünkü kendini henüz lise yıllarında edebiyat alanında hem tarih hem de gramer anlamında biraz daha geliştiren öğrenciler farklı bakış açılarına sahip oluyor. Unutmayın, kendinizi, tarihinizi, dilinizi ve dilinizin inceliklerini öğrenebildiğiniz müddetçe derin bir kişilik kazanırsınız. Ve bu kişilik sizlere farklı bakış açıları kazandırır ve bu farklı bakış açıları da ileride sizleri bambaşka bir insan yapar. Burayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi gelelim edebiyatta nasıl başarılı olacağımıza. Arkadaşlar ben edebiyatı biraz futbola benzetiyorum. Evet, garip gelebilir ama sanki futbolun tam da kendisi. Yani aslında kendinizi bir futbolcu olarak düşünebilirsiniz. Evet, bir futbolcu olduktan sonra sürekli antrenman yapmanız gerekiyor biliyorsunuz. Ve antrenmanlarınız güzel geçmeye başladıkça artık maça çıktığınız zaman müsabakalarda da kendinizi çok etkili bir şekilde ifade edebiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Bunu da tabii ki öncesinde yaptığınız güzel bir antrenmana borçlu olmuş oluyorsunuz. Ve bir süre sonra sizlerin bu antrenmanları borçladığınızı, yapmadığınızı ya da düşük motivasyonla yaptığınızı düşünelim. Bu yüzden araya ara girdiği zaman aslında edebiyatta da kat ettiğimiz bütün yollar kendini yine başlangıç noktasına döndürür. Bu yüzden özellikle paragraf çözmenin önemini zaten sizlere anlatmıştık. Özellikle 9. ve 10. sınıfta TYT'ye altyapı kazanmak için öğrencilerimize bizler düzenli paragraf çözümlerini iletiyoruz. Şimdi edebiyat dersini öğrenirken aynı zamanda paragrafla da içli dışlı olduğumuz için en azından bu çözümlere ara verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Girdiğimiz deneme sınavlarında yanlışlarımız çok fazla çıkıyor. Bu yüzden ne yapacağız? Öncesindeki antrenmanlarımızı çok verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz ki edebiyat dersi bizim için başarıya dönüşsün. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim bir sonraki dersimize. Bir sonraki dersimiz ülkemizin aslında en büyük problemlerinden biri olan matematik dersi. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle matematikte geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda maalesef matematik ortalamamız 40 soruda yalnızca bu kadar. Ve bu görmüş olduğumuz sonuçlar bizlere aslında çok acı bir gerçeği söylüyor. Bizler ülkece matematikle alakalı çok ciddi problemler yaşıyoruz ve bu problemi aşmak için de çok fazla yol kat edemiyoruz. Şimdi bakın, burası önemli. Burada bir duralım. Neden? Çünkü matematik bu kadar kabus durumunu almışsa ve bizler de zaten matematik zor algısıyla yetişen öğrencilersek, yani oraya ciddi bir ön yargımız varsa, o zaman matematikle ilgili savaşma süremiz oldukça kısalıyor. Şimdi bu savaşma süremizin kısalma süresini biraz daha açarsak matematikte bir şeyler deniyor oluruz. Biraz daha açarsak evet galiba yapabileceğiz deriz ve artık bu uğraşma süremizi sonsuza kadar sürdürmeye karar verirsek matematikte başarı kendiliğinden koşarak gelir. Evet arkadaşlar, ben matematiği tam olarak kozasından çıkmaya çalışan bir tırtılın kelebek olma mücadelesindeki o yoluna, o yolculuğuna benzetiyorum. Bu yüzden sizler evet bir tırtıl olarak kendinizi düşündüğünüz zaman bir kelebek olma yolculuğunuzda önce kendinizi bir kozanın içine alıyorsunuz. O biliyorsunuz çok ince bir zardır. Ve sonrasında onu yırtıp oradan çıkıp özgürlüğe, mutluluğa, yapabilmeye, o başarma hissine ulaşabilmeyi hedeflemelisiniz. İşte sizler o kozanızdan çıkıp
matematiğe meydan okuyup şöyle güzel bir motivasyonla başarmak için inat eder, elinizden geleni yaparsanız matematik yolculuğu da sizler için son derece keyifli olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, ben fizik, kimya, biyoloji ders üçlüsünü biraz böyle karşılıksız aşk durumuna benzetiyorum. Düş yakamdan Nihal, rahat bırak beni. Yani bizler onları sevmeye çalışıyoruz ama birini severken öbürü sanki kaçıyor olmuyor. Sanki bir yerde hata yapmışım gibi bir süre kimyaya yüklenirken fiziğe ihanet etmiş gibiyiz. Fiziğe yüklenirken biyoloji elden gidiyor gibi. Sözel biyoloji biraz daha yoğun, oraya yoğunlaşayım derken fizik de kimya kendini kaybediyor. Derken sürekli bir çatışma durumu, sürekli bir anlaşmazlık durumu. Sanki birine ihanet etmişiz gibi karşılıksız bir sevgi. Biz onu seviyoruz ama o bizi seviyor mu belli değil. Çünkü biraz daha bırakınca her şey sanki başlangıca tekrar geri dönüyor. Sevgili arkadaşlar, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde iyi olabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken şey dersi derste tabii ki çok iyi dinleyip ardından dersi derste dinlerken kendimize notlar alabilmemiz. Bakın burası oldukça önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü özellikle konu anlatım yerlerden veya online platformlardan bu derslere ait video çözümlerini dinlerken, izlerken sadece izlemeye dayalı öğrenimler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve bu bir süre sonra sadece hatırladıklarımız kadarını içeriyor. Ancak bunu yaparken özümsemeyi sağlamak adına notlar almayı başarabilirsek, birçok öğrencinin yazmayı sevmediğini bilerek bunu söylüyorum, notlar almaya çalışır ve bu alışkanlığımızı oturtursak ve hatta bunu renkli kalemler kullanarak yapmaya çalışırsak görsel öğrenme gücünü de işitselle desteklemiş olur ve ortaya inanılmaz bir tablo çıkarabiliriz. Özellikle biyoloji dersinde bu çok çok daha fazla işe yarar. Şimdi dersi derste dinleme, bunu yaparken not alma, aynı zamanda belki konu anlatımlı kitaplarımızdan veya online platformlardan da bunları dinlediğimiz zaman hepsinden özetle aynı not alma durumunu çıkarır ve bunu sonrasında hatırlamak üzere bir kez daha tekrar edersek işte o biraz önceki duruma göre çok daha büyük hatırlamalar yapmış oluruz. Ve yapmış olduğumuz bu hatırlamalar da bize öğrendiğimizi özümseme noktasında oldukça ileriye götürür. Sevgili arkadaşlar, peki neden karşılıksız aşk dedik buna? Çünkü biliyorsunuz bu fizik, kimya, biyoloji derslerine aynı anda çalışmak birazcık güç olabiliyor. Haftalık programla çalışmamız lazım. Ve bu haftalık programla çalışmalarımızı devam ettirirken fizik, kimya ve biyoloji derslerine eşit ağırlık vermemiz gerekiyor. Verdiğimiz bu eşit ağırlık, yani haftalık programda her dersi ikişer veya üçer kere çalışacağımızı bir program dahilinde gerçekleştirirsek bu derslerden birinden kopmamış oluruz. Her derse eşit miktarda çalışır, biraz önce bahsettiğim adımlarla hareket edersek bu derslere karşı biraz daha sağlam bir şekilde ilerlemiş, başarıyı elde etmek için büyük bir adım atmış oluruz. Evet sevgili arkadaşlar, ben bu ana dersler için özellikle şimdilik bu taktikleri vermiş olayım sizlere. Peki sizlerin nasıl taktikleri var? Bunları da aşağıya yazarsanız ders bazında şöyle bir inceleyelim. Diğer arkadaşlar da en azından güzel taktikler vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.